3 gündür geceli gündüzü dövüşen Tugay'ın Keçon mevzilerinde kalması tehlikelidir. General Yazıcı Kunuri'ye çekilme kararını verir ve gece yarısına doğru çekilme başlar. Ancak gerilere sarkan Çinliler Kunuri boğazını da tutmuşlardır. Kutup Yıldızı sabaha kadar süren boğuşmalar sonunda Kunuri Boğaz Savaşı'nda kazanmış ve süngülerinin sayesinde kurtulmayı başarmıştır. Kutup Yıldızı Kunuri Savaşları'nda 200 şehit, 450 yaralı ve 100 kayıp vermişti. Bu mevcudun %15'i gibi büyük bir orandı. Kunuri Savaşları'nın yankıları büyük oldu. Sovyet resmi TAS Ajansı Amerikalılara "Sizi bu sefer Türkler kurtardı," diyordu. Amerikalı General Marshall, "Türk Tugay'ı batıdaki kuvvetlere 3 altın gün kazandırdı," diyerek bunu kabulleniyordu. Alman Abendpost gazetesi, "Kore Savaşları'nın sürprizi Çinliler değil, Türklerdi," diyor, batılı gazetelerin çoğu "Eski Türk yeniden canlanıyor," diye yazıyorlardı. İngiltere Savunma Bakanı Shinwell, avam kabarasında şöyle diyordu: "Türk Tugay'ı son savaşlarda diğer kuvvetlere oranla en güç koşullar altında savaşmış ve buna rağmen görevini tam bir başarıyla yapmıştır. Binlerce Birleşmiş Milletler askerinin kuşatılarak imhadan kurtulmasını Türk askerinin kahramanlığına borçluyuz." Artık kollarında ay yıldız taşıyan askerlere karşı tutum değişmişti. Türk Tugay'ı rakipsizdi ve Number One diye adlandırılıyordu.